Sisteme giriş yaptığınız zaman bu gördüğünüz bütün e, arayüz user interface olarak biliniyor. Yani siz burada kullanıcı adını görüyorsunuz. Oradan sonra setup kısmını görüyorsunuz. Notifications kısmını görüyorsunuz. Sol tarafta Object Manager var. Daha sonra çalışacağımız konulardan bir tanesi. Home var. İçinde değişik konular var. Kullanıcılar var. Data, Email ve aşağı doğru geldiğiniz zaman Şirketimiz, şirketimiz ile alakalı bilgiler, güvenlik, şirketimizin güvenliği Yukarı sol tarafta Gördüğünüz 9 nokta bize App Launcher yani şirketimizin kullandığı uygulamaları gösteriyor. Bunun tamamına biz User Interface diyoruz. Salesforce 2014'ten sonra Lightning User interfesi kullanmaya başladı. Lightning dediğimiz daha dinamik, daha güzel, daha kullanışlı, daha çabuk bir user interface. Şu anda gördüğünüz bu interface Lightning user interface olarak biliniyor. Dediğim gibi çok daha dinamik, çok daha kullanışlı ve daha hızlı. Sağ tarafta yine profil resminizin üzerine geldiğiniz zaman Hemen alt kısımda Switch to Salesforce Classic diye bir buton var. Bu sizi 2014'ten önce kullanılan eski görünüme, eski user interface'e götürüyor. Zaten üzerine e, gelince size gösteriyor. İki e, iki interface arasında e, gidiş gelişler yapıyor. Peki neden hala klasik burada? Neden e, sadece Lightning option'u yok, seçeneği yok? Şundan dolayı bazı şirketler hala klasik eee görünümünü yüzünün tehfesi kullandığı için bir anda geçiş yapamıyorlar. 2014 beri hala klasik duruyor ama normalde siz klasiğe gittiğiniz zaman yukarıda hemen lightning e, user interfesi geçin butonu olmasına rağmen burada klasik e, butonu burada saklanmış. Bunun nedeni Salesforce bütün şirketlerin lightning user interfeysi kullanmasını istiyor. Onu tavsiye ediyor. O yüzden öyle göz önünde bulunduruyor. İsterseniz Class'a e gidelim. Class'ın nasıl görün, göründüğüne bakalım. Evet arkadaşlar, 2014'ten önce e, bu user interface kullanılıyordu. Bu user interface'de e, her şeyi yapamıyorsunuz. La, yani Lightning e, user interface'in desteklediği her şey burada yok. Hatta Class'ın desteklediği her şey de Lightning'de yok. Öyle bir e, durum var. Ama Salesforce tamamen Lightning User Interface'e geçmeye çalışıyor. O yüzden e, yakın zamanda klasik User Interface kullanılmamaya başlanacak. Gördüğünüz gibi Classic'in görünümü tamamen farklı. Yukarıda e, aplikasyonlar var. Ama normalde Salesforce'un Lightning User Interface'inde e, bu aplikasyonlar sol tarafta. Yukarıda görüyorsunuz burada... E, Plus düğmesine tıklayınca biz değişik şeyleri görüyoruz. Objektleri burada görüyoruz. Yani demek istediğim tamamen değişik bir kullanım var. Birbirini desteklemeyen bir birbiri, birbirinin desteklediği farklı durumlar var. Ama dediğim gibi Salesforce yakın zamanda Lightning User Interface'i her şeyi destekleyip ona geçmeyi planlıyor. Ama hala klasik görünümü kullanım bazı e, şirketler var. Eğer YouTube'dan ya da Udemy'den kendinizi geliştirme adına bazı kursları kendinizi yazdırırsanız ya da e, bedava kursları izlerseniz bazı kurslar eskiden çekildiği için klasik kullanıyorlar. Tabii ki oradan da öğrenebilirsiniz ama size tavsiyem yaptığınız her şeyi e, Lightning üzeri interface'i yapmanız, Lightning üzeri interface'i öğrenmeniz ama olur da Klasik ile alakalı videolar görürseniz onu da izleyebilirsiniz. Problem yok. Klasik hakkında da biraz bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Bazen klasiğe gelip objektleri nerede, ondan sonra e, aplikasyonları nerede, e, farkları nelerdir bunları görmek lazım, bilmek lazım. E, ama dediğim gibi bu e, gelişimde kendinizi geliştirdiğiniz bu zamanda Lightning'i kullanmanızı tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi buradan tekrar Lightning'e geri geliyoruz.